Arkadaşlar merhaba. 10 Ağustos Perşembe ABD Saratoga'da 9 koşuluk bir program var. 20.44'te başlıyor. Birinci altı ganyanın ilk ayağı bir maiden satış koşusuyla 3 yukarı dış İngilizlere mahsus 1200 kumda bir koşu. 30 binlik bir maiden satış koşusu $43.000 toplam ikramiyesi var. İlk sırada 1 numaralı Knox Cat of Defense Ricardo Santana Jr.'la kariyerin ilk startında Taproot yavrusu. 4 numaralı Montauk Mystic, Trevor McCarthy ile üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. 6 numaralı Strange Fruit, Jamie Torres ile start alacak. 1400'de önceki startında bir ikinciliği var. 7 numaralı Phineas Harbor, Central Banker yavrusu üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Katy Davis de bu maiden satış koşusunda öncelikli yer verdiğim son isim. Daha sonra da 3 numaralı Teresa, Dylan Davis'le ve 5 numaralı Chaos and Elegant, Jose Gomez'le bu koşuda eklenebilir. İkinci koşu satış koşusu. 3 kar İngilizlere mahsus 1700 çimde start alıyor. Koşu 35 binlik bir satış koşusu. $50.000 toplam ikramiyesi var. 1 numaralı Tallahatchie Bridge, Tyler Gaffalone ile start alacak son startında. 28 binlik bir şartlı koşuyu 1600 şimdi 1.34.92 ile derecesiyle boyun farkıyla kazanıyor. 2 numaralı Born a Gambler, Manuel Franco ile start alıyor 1700 şimdiki önceki startındaki 50 binlik satış koşusunu 1.41.18 ile yaklaşık 2 boy farkla kazanıyor. 6 numaralı Treasure King, Javier Castellano ile şansını deneyecek bugün. Ve 11 numaralı My Romeo Lima, Jose Lescano ile bu koşuda şans verdiğim isimler. 9 numaralı Provision, önceki startında bir claiming satış koşusunu 1700 şimdi 44.91 ile kazanmış. Bu koşuda bir sürpriz yapabilir diye önereceğim son isim. 13 numaralı Rock the Weekend, koşu kumandırsa mutlaka kuponlara ilave edilmesi lazım. 1400 kumdaki önceki startındaki maiden satış koşusunu ve son startındaki 16 binlik satış koşularını 1600 kumda 1.39.13'te kazanan bir isim. Üçüncü koşu satış koşusu 4 kar İngilizlere mahsus 1800 kum pistte start alacak. Burada da 5 numaralı Dust Devil tek olur gibi gözüküyor Robin Silvera ile. Koşu 25 binlik bir satış koşusu 5 numaralı Dust Devil son startında 20 binlik bir satış koşusunu yaklaşık bir boy farkla 1800 kumda 1.52.35'te kazanmış. Ondan önce de 1600 ve 1700 kumlarda 25-32 binlik satış koşullarında ikincilikleri olan bir isim bu grupta koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Dördüncü koşu ikinci altını gayrı ilk ayağı 22-26'da bir maiden koşuyla start alacak. 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1200 kumda bir isim hariç diğer taylar ilk kez start alacak. Koşu $88.000 toplam ikramiyeli üst gruba yakın bir maiden koşu. Grupta tek startını almış olan Book of Wisdom, o da 1100 metre kum pistte ikinciliği var. İlk startında Junior Alvarado ile bugün start alacak. 9 numaralı Miss Dioro Cherry, $300.000 satın alınan bir isim. Bolt Dioro yavrusu Manuel Franco ile şansını deniyor. 5 numaralı Recency Tapit yavrusu Chad Brown'un antrenörü ettiği Tyler Gaffalon ile start alacak olan isim. 1 numaralı Snarky Flavian Pry ile koşuda, bu maiden koşuda şans verdiğim isimler. Beşinci koşu 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1200 kumda bir maiden koşu. 1 numaralı Bastip ve 11 numaralı Stunum Ecury. Koşuya bakalım koşu. 83 binlik bir maiden koşu. 3 numaralı Ledon Bro, Tyler Gaffalone ile büyük bir ihtimalle bugün favori çıkacaktır. 1100 ve 1200 kumdaki kariyerin iki startında da 65 binlik maiden koşularda ikincilikleri var. 11 numaralı Stunem, koşudan çıkan isim olursa start alacak olan Stunem ile ekür olan 1 numaralı Valstip Unified yavrusu Junior Alvarado ile start alır bugün. 8 numaralı Kanade Flavian Pry ile ve 6 numaralı Always Dialed öncelikli isimler. Daha sonra Kozan yavrusu, Secret Lover. Kozan yavruları ilk koşularında çok başarılı oluyor genetik itibariyle. Trevor McCarthy ile start alacak ve 10 numaralı Game Misconduct, Javier Castellano ile şansını deniyor bugün. Kariyerinin ilk startında startta tökezlediği için oldukça gerilerde bitirmiş yarışı.
Altıncı koşu opsiyonel satış koşusu. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 1200 şimdi start alacak. Ekürlere öncelik vereceğiz. 2 numaralı Oskoska. 12 numaralı No Show Semi ile. No Show Semi Joy ile ekürü. Koşu 62.500'lük şartsız koşusu 149.500 dolar. Toplam yüklenmesi var. 2 numaralı Oskoska. 12 numaralı No Semi Semi Joy ile ekürü dedik. Semi No Show Semi Joe 90'lık bir maiden koşuyu son startında iki boydan biraz fazla bir farkla favori olduğu koşuyu 1.36.15'te 1600 şimdi kazanmış bir isim. Bunun ekürisi Olsovska Trevor McCarthy ile start alacak. Fransa'dan gelen bir isim 9 Mart'ta Fransa'da bir stakes koştu. İkinci oluyor. Ondan önce 2000 metre çim pistteki bir şartlı koşuyu kazanan bir isim. Kariyerinin muhtemelen ilk startında da maiden koşuyu 2200 şimdi kazanmış. Daha sonra yine koşu kumanırsa start alacak olan 11 numaralı Virtual Reality ile ekür olan 1 numaralı Idea Generation Flavien Pryla ile koşuda şans verdiğim diğer bir isim o da 1700 şimdiki önceki startını daha doğrusu geçen seneki son startını maiden koşuyu kazanıyor. Son startında da bu seneki tek start yani 1700 metre çimpiste 95 günlük bir şartlı koşuda ikinciliği var. Son iki startında favori çıkmış bir isim. Bir de 8 numaralı Ruth Kaus ilave edilebilir. Joao Rosario ile start alacak olan 19 Mart'ta 1800 şimdiki maiden koşuyu 1.48.84'te kazanmış bir isim. Yedinci koşu satış koşusu 3 kar İngilizlere mahsus. 1400 kumda bir koşu. 2 numaralı Magical Ways burada da tek olur gibi gözüküyor. Manuel Franco ile koşu 16 binlik bir satış koşusu. 2 numaralı Magical Ways 50 binlik şartlı koşulardan bu koşuya geliyor. 2 önceki startında 21 Nisan'da 1600 kumdaki maiden koşuyu 1.49 ile yaklaşık 2 boy farkla kazanmış. Favori olduğu bir koşu. Bu 16 binlik satış kursunu bu 3 grup kurslardan gelen Magical Base kazanır diye düşünüyorum. 8. koşu 3 kar İngilizlere mahsus 1700 çimde bir şartlı koşu. Koşuya bakalım. Koşu 70 binlik bir şartlı koşu. 9 numaralı Unleash the Power. İlk sırada yer vermek istediğim isim son 3 startında 2-2-3'üncülüğü var. 3 grup şartlı koşularda ve 50 binlik şartlı koşuda bu koşuları 1700 ve 1600 çim pistte. 11 numaralı Kingfish Stevens, Javier Castanano ile start alıyor. Unleash the Power'ın ikinci olduğu son startında üçüncü olan bir isim. Aynı koşuda. Daha sonra 7 numaralı Deputy Connect, Flavien Pryla ile bu koşuda şans verdiğim öncelikli son isim. 2 Mart'ta 1700 kumdaki maiden 900 kum bir maiden koşuyu 1.45-28'de yarım boy farkla kazanıyor. Daha sonra 1.2'nciliği bir de 3'üncülüğü var 50 binlik şartlı koşularda. Bütçeniz müsaitse 3 numaralı Frontman. Önceki startı 25 binlik satış koşusu 1800 şimdi 1.50-11 ile kazanmış bir isim. Unleash the Power'ın ikinci, Kingfish Stevens'ın üçüncü olduğu koşuda da 4'üncülüğü var. Son startında bir de 10 numaralı Sonic Speed yazılabilir. Önceki startında 1700 şimdiki 35 binlik satış kursunu 1.43.17 ile kazanmış bir isim. 13 numara South Street koşudan çıkan olur ve koşu kumandırsa start alacak olan bir isim. Böyle bir durumda bu ismi de ilave etmenizde fayda var. Geldik son koşuya. Bir maiden satış koşusu çıkan İngilizlere mahsus 1100 içinde bir koşu. Günün en zor ve kalabalık koşusu. 40 bin İlk bir maiden satış kursu 52 bin dolar toplam ikramiyesi var koşunun. 6 numaralı Kasımbay ile başlayacağız. 1200 kum, 1100 kum ve 1200 çim pistteki kariyerinin 4 startında da ikinci olmuş bir isim. Bugün şeytanın bacağını kırabilir Ruiz Saez'de. 8 numaralı Liquid Addiction. Tyler Gaffalone ile start alacak 3 grup koşulardan bu koşuya geliyor. 7 numaralı Insanity It Seems. 2022 yılında bir kez start alıyor 1000 metre çim pistte. Koşuyu iki boydan fazla farklı kazanıyor. Favori olduğu koşu ancak doping testi pozitif çıktığı için diskalifiye ediliyor. Muhtemelen de yaklaşık bir yıl ceza almıştır. İlk startını alacak bu sene.
9 numaralı Intuit yetiştirdikten sonraki ilk startı Jose Gomez ile start alacak. Son startında bir ikinciliği var 1600 çimde. Bu kısa mesafe çim pisti ilk kez deneyecek 100 metreyi kariyerinde. 1 numaralı The Compass Man yetiştirdikten sonraki ilk startı Flavien Prat ile start alacak. Önceki startında 1200 çimde bir ikinciliği var. Son startında da 55 binlik bir maiden koşuda dördüncülüğü var. Bütçeniz müsaitse 3 numaralı Clegg From Ike eklenebilir. Javier Castanane faktörüyle. Burada 13 ve 11 koşudan çıkan at olursa start alacak olan, koşu kumandırsa start alacak olan isim ve 11 koşudan çıkan at olursa start alacak olan bir isim Payzone. Böyle durumlarda kuponlara eklenmesi gerekir bu iki ismin de. Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitesinden ihtiyaç duyabilirsiniz. Hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Atların geçmiş koşuları varsa galopları, çalışmaları ve az önce size bilgilerini aktarmaya çalıştığım PDF bültene ulaşabilirsiniz. E-mail, abonelik vesaire hiçbir şey gerektirmiyor. Girip bakmanızda bir fayda var. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Birinci Altılı Ganyan ilk aya 20.44'te maiden satış kursuyla başlıyor. Bir numaralı Nox Cattle Fence, 4 numaralı Montauk Mystic, 6 numaralı Strange Fruit ve 7 numaralı Phineas Harbor. Öncelikli isimler 3 numaralı Teresa ve 5 numaralı Kazan Elegant. Yer verdiğim isimler. İkinci koşu 1 numaralı Tallahatchie Bridge, 2 numaralı Born a Gambler, 6 numaralı Treasure King, 11 numaralı My Romeo Lima, 9 numaralı Provision, 13 numaralı Rock the Weekend. Koşu kumandırsa start alacak olan bir isim. Üçüncü koşu 5 numaralı Dust Devil tek olarak öneriyorum. Dördüncü koşu ikinci Altılı Ganyan yani ilk aya 22-26'da start alacak. 8 numaralı Book of Wisdom, 9 numaralı Miss Dor Cherry, 5 numaralı Risensi ve 1 numaralı Snarky. Beşinci koşu 3 numaralı Le Dombro, 1 numaralı Valstip, 11'de Ecury, 8 numaralı Katane, Kanate ve 6 numaralı Always Dialed ile 7 numaralı Sacred Lover ve 10 numaralı Game Misconduct. 6. kuşu 2 numaralı Oskowska, 12 ile Ecury gördüğünüz gibi. Daha sonra 1 numaralı Idea Generation, 11 ile Ecury ve 8 numaralı Root Cause. Bu kuşta önerdiğim isimler. 7. koşuda 2 numaralı Magical Base tek olur gibi gözüküyor. 8. koşuda da 9 numaralı Unleashed Power, 11 numaralı Kingfish Stevens, 7 numaralı Deputy Connect, 3 numaralı Frontman ve 10 numaralı Sonic Speed önerdiğim isimler. 13 numaralı South Street koşu kumandırsa start alacak olan bir isim. Son koşu Maiden satış koşusuyla kapatıyoruz. 6 numaralı Kasimba, 8 numaralı Liquid Addiction, 7 numaralı Insanity It Seems, 9 numaralı Intuit, 1 numaralı The Compass Man ve 3 numaralı Collect From Ike. Önerdiğim isimler arasında burada da 13 ve 11 koşudan çıkan at olursa ve koşu kumandırsa start alacak olan bir isim. Böyle bir durumda bu isimleri de kuponlarınıza ilave etmeniz gerekebilir. Hepinize mutlu bir Perşembe günü diliyorum. Hepinize bol şanslar.